yaptığı açıklamalardan üniversite okuyormuş. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir üniversiteye bir başladım, Türkiye'ye dönme düşüncem de yok. İfadeler suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker'e ait. İçinizde endişelenlerin olduğunu biliyorum. Hem Türkiye hem de Interpol tarafından aranan Sedat Peker yaklaşık iki yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bir dönem sık sık yayınladığı videolarla gündem belirleyen Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendine koyduğu yasaktan dolayı sosyal medyada paylaşım yapamıyor, gazetecilere konuşamıyordu. Ya bu gittiği ülkeyi karıştırır biliyor musunuz? Aman dikkat edin. Sedat Peker'in iki ay içinde Türkiye'ye getirileceği öne sürüldü. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Peker'in yakın çevresine ulaşıp iddiaları sordu. Sedat Peker bir buçuk yıl sonra sessizliğini bozdu. Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim dedi. Ben aktimde verdiğim sözden dönmem kardeşlerim. Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de üniversiteye başladığını da söyledi. Üniversitenin adı güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı. Sedat Peker dönüş iddialarını yalanladı. Üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum. Gerilimlerle dolu yaşadığımız 3 sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek duymuyorum diye konuştu. <laughs> Dedim ya size sordum, istikrar, bu ülkede istikrar hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya kaç zamandır istikrarsızlık vardı? Hüseyin Bey diyor ki, e, istikrar biteli yıllar oldu. Millet hala istikrarsızlığın peşinden koşuyor demiş. İstikrarsızlığa doğru diye eklemiş. Ayten Hanım bizi izleyen, kadın izleyenlerden biri. 56, 50 artı 1 meselesinde Bahçeli'nin ne diyeceğini hiç merak etmiyorum. Çünkü ne diyeceğini biliyorum. Erdoğan'a %100 katılıyorum diyecek. Buraya da yazdım. İstikrarsızlığa doğru diye de notunu düşmüşüm. Bakın e, her yerde yani siyasette bir fırtına var işte sosyal hayatta bir fırtına var istikrarsızlıktan bahsediyoruz. Yani tarumar bir vaziyetteyiz. Yani gerçekte de aslında gerçek yaşamda da bir fırtına var.